göklerde ve yerde hiçbir şey onun ilmi dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de apaçık kitaptadır. İmam Buhari ile İmam Müslim'in İbn Abbas ve Enes İbn Malik radıyallahu anhümden rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun bir dere, bir vadi dolusu altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tevbe edenin tevbesini kabul buyurur. Büyük alim Ebu Said Muhammed Hadimi'nin Berika isimli kıymetli kitabında buyurduğuna göre kalp hastalıklarının onuncusu tuğlu emeldir. Tuğlu emel zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemektir. İbadet yapmak için çok yaşamayı istemek, Allah'a kulluk etmek için çok yaşamayı istemek tuğlu emel olmaz. Tuğlu emel sahipleri ibadetleri vakitlerinde yapmazlar, tevbe etmeyi terk ederler, kalpleri katı olur, ölümü hatırlarına getirmezler. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifte lezzetlere son veren şeyi çok hatırlayınız buyurmuşlardır. Diğer hadis-i şeriflerde ölümden sonra olacak şeyleri sizin bildiğiniz gibi hayvanlar da bilselerdi, yemek için semiz et bulamazdınız. Ve gece gündüz ölümü hatırlayan kimse kıyamet günü şehitler yanında olacaktır buyuruldu. Tuğlu emel sahibi hep dünya malına ve mevkine kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur. Yalnız zevk ve safasını düşünür. Vaaz ve nasihatten ibret almaz. Yine Hadimi rahmetullahi aleyh demektedir ki Eshab-ı kiramdan Bera İbni Azib'in anlattığına göre bir gün Peygamber Efendimizle birlikte bir cenazeyi kabre defnettik. Sevgili Peygamberimiz kabrin başına oturdu, ağlamaya başladı. Mübarek gözlerinden dökülen yaşlar toprağa karıştı. Sonra, ey kardeşlerim, hepiniz buraya geleceksiniz, bugününüze şimdiden hazırlanınız buyurdu. Adil halife Ömer bin Abdülaziz bir alimi görünce ondan nasihat istedi. O da şimdi halifesin, istediğin gibi emredersin, yarın öleceksin dedi. Biraz daha nasihat edebilir misin deyince Adem aleyhisselamdan bu yana bütün dedelerin öldüler, sıra sana geldi dedi. Onun üzerine o büyük halife uzun zaman ağladı. İşte uzun emel sahibi, tuğlu emel sahibi olmamalı, ahireti de unutmamalı. Sevgili seyircilerimiz, programımızın Hidayete Erenler köşesinde Roger Garody ile yapılan röportajın ilk bölümünü sunuyoruz. Sayın Garody, İslamiyet'i nasıl tanıdınız? Müslüman olarak doğmadım. Ailem ateist yani dinsizdi ve politikada da tutucuydu. Ben 20 yaşındayken 1933'te komünist oldum ve aynı zamanda Hristiyan oldum. 1933'te Hitler iktidara gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 1929'da başlayan büyük kriz yaşanıyordu. O zaman insanların ekmeğe ihtiyacı varken buğdayların yakıldığı, çocukların süte ihtiyacı varken ineklerin öldürüldüğü ve Hitler'in katliam yaptığı tamamen karışık bir dünyada yaşıyorduk. Bana göre bu bir karışık değerler kriziydi.
Çünkü ortada amacı ve anlamı bakımından bir dini problem mevcuttu. İşte bu yüzden Hristiyan olmuştum. Fakat Hristiyanlık tarihinde bu durumu değiştirecek etkili bir metot bulamadığımdan, o dönemin ve o zamanki toplumun zıtlıklarından kurtulabilecek bir analiz metodunu Karl Marx'ta bulduğumu sanmıştım. İşte bu analizden hareket ederek zıtlıklardan kurtulabilecek projeyi keşfettim. Benim hareket noktam neydi? Şunu söylemem gerekir ki, İslamiyet hakkında yaptığım tek çalışmaya Cezayir'de başladım. Çünkü Hitler Savaşı sırasında Cezayir'deki toplama kamplarına gönderilmiştim ve 3 yıl o kamplarda kalmıştım. Ve ilk denememi 1946'da yazdım. Bu kitabım, İslam medeniyetinin evrensel medeniyete yaptığı katkıdan bahsediyordu. Epeyce sonra Komünist Partisi'nin yöneticisi olarak komünistlerle Hristiyanlar arasında tabiri caizse diyalog kurma uzmanı olarak çalıştım ve bundan 11 sene önce de Müslüman oldum. Bu benim geçmişimle bir kopuş değil, tam aksine bir sona ulaşmaydı. Zira İslamiyet diğer dinleri neshetmiş, onları tamamlamak için gönderilmişti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'e kendinden önce de peygamberler gönderdiğini söylüyordu. Hazreti İbrahim, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed aynı Allah'ın peygamberleriydi. İşte bu yüzden İslam'a koştum. Çünkü İslamiyet bütün dinleri kapsıyor ve kucaklıyordu. Ve bütün dinlerden çok daha evrenseldi. Zira Yahudiler Hazreti İsa'yı tanımıyorlar, Hristiyanlar da Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ediyorlardı. Halbuki İslamiyet kendinden önceki vahiyleri ve peygamberleri kabul ediyordu. İşte bu yüzden İslamiyet daimi ve evrensel bir dindir. Bilimsel analize gelince ki bunun dinle bir alakası yok. Ama kapitalizmin ve liberalizmin yarım yüzyıldan beri yükselen eşitsizliğini gördüğü için Marx'a minnettar idim. Bugün de galiba bu görüşleri içeride ve dışarıda haklılık kazanmış durumda. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam Erzurum'dan Ömer Öznur'un sorusunu cevaplandıracağım. Soru şu, pişman olmamak için ne yapmak gerekir? Pişmanlık duygusu bir hata, kusur, suç ya da günah işledikten sonra ortaya çıkar. Elbette hatadan dönmek fazilettir. Onun için insan hatasını, günahını devam ettirmemeli ve sonunda üzüntü ve sıkıntıya sebep olacak bir davranışa yeltenmemelidir. Ancak insan zayıf yaratılmıştır. Yani günah işlemeye meyyaldir. Bu özelliği insanın dinden, Allah'tan uzaklaşmasına sebep olur. İnsan hayat müddetince bu yönüyle çetin bir mücadeleye girer. Eğer insan bu mücadeleden galip çıkarsa, Cenab-ı Hakk'ın şerefli, sevgili bir kulu olur. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Ölümden önce hayatın, hastalıktan önce sıhhatin, meşguliyetten önce boş zamanın, ihtiyarlıktan önce gençliğin, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini iyi biliniz. Elbette buna göre hareket edenler sonu felaket olan pişmanlığa düşmezler. İkinci soru da Çanakkale'den. Mehmet Demir soruyor. Zulmetme konusunda İslamiyet'in hükmü nedir? İslam dini hiçbir Müslümana, kafire, hatta hayvana zulmü ve işkenceyi reva görmez. Zulüm haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Müslümanın, gayrimüslimin ve hayvanın ateşe atılarak cezalandırılması, öldürülmesi zulümdür, günahtır. Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hayvanların stadyumlarda oyun ve eğlence olsun diye kılıç darbeleriyle yaralanmaları, öldürülmeleri zulümdür, günahtır. Aynı şekilde savaş ortamında Müslümanlar ancak silahlı gruplarla savaşırlar.
sivil halka, yani savaşa katılmayanlara, kadınlara ve çocuklara dokunulmaz. Kısaca sivil halk öldürülmez. Bunun en güzel örnekleri Hazreti Ömer'in Kudüs'ü ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetihlerinde görülmektedir. Sivil halka dokunulmamıştır ve halkın serbestçe ibadetlerini yapabilmeleri ilan edilmiştir. Bir de bugün Sırpların ve Ermenilerin vahşetini, katliamını ve tecavüzlerini düşünelim. Bu vahşete, kötü ve iğrenç örneklere İslam tarihinde rastlanmaz. Osmanlılar gittikleri her yere ilim ve medeniyet götürmüşlerdir. Çünkü bu İslam dininin ve Müslümanların özelliğidir. Anlar efendim, bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in dünyadaki ilk muhatabı Peygamber Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim'i şu halde Peygamber Efendimiz'den daha iyi anlayan ve açıklayan da bulunmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda daha önceki sohbetlerimizde de beyan ettiğimiz gibi aslında Kur'an-ı Kerim'in kendisi ilk kaynaktır. Ama ondan sonra başvurulacak en önemli kaynak Resulullah Efendimiz'dir. Resulullah Efendimiz'in gerek kavil olarak, sözlü olarak, gerekse fiili olarak Kur'an-ı Kerim'i açıklayan her türlü söz ve davranışlarından tamamen bilgiyane kalarak Kur'an-ı Kerim'i açıklamak mümkün değildir. Bu bakımdan İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması konusunda ikinci ve önemli kaynak olarak Resulullah Efendimiz'in mübarek hadislerini ve Resulullah Efendimiz'in bizzat tatbikat ve uygulama ile ilgili sünnetini esas almışlardır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda bizim için başvurulacak en önemli kaynak şüphesiz ki Peygamber Efendimiz'in sünnetidir, hadis-i şerifleridir. Bütün bunlardan sarf-ı nazar ederek Kur'an-ı Kerim'i anlamak elbette ki mümkün değildir. Bunun içindir ki İslam alimleri kitaplarında Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederken son derece büyük bir hassasiyet göstererek Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında Resulullah Efendimiz'in sahih hadislerini kullanmışlar ve bunlardan azami derecede istifade etmişlerdir. Hatta bu konuda Mutezile mezhebine mensup olan yani akılcı, rasyonalist ekole mensup olanlar bile zaman içerisinde hadis-i şeriflere müracaat etmenin lüzumunu ve ehemmiyetini idrak etmişler ve hadis-i şeriflerden istifade etmişlerdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in belagatı yani üslup ve ifade özelliklerini anlatmada en mükemmel eserlerden sayılan meşhur Zemahşeri'nin Keşşaf tefsirinde ki Zemahşeri bilindiği gibi kendisi Mutezile mezhebine mensuptur. Akılcı ve rasyonalist bir özelliği vardır. Buna rağmen o Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden azami derecede istifade etmiştir ve onlardan faydalanmıştır. Hatta hadis-i şeriflerin anlaşılması konusunda El-Faik fi Garibil Hadis diye 4 ciltlik, bir başka baskısı 5 ciltlik olan çok önemli bir eser de, bir hadis lügatı da meydana getirmiştir. Bundan anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri konusunda elbette ki kaynaklara inme hususunda İslam alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci derecede nazar itibarı alacakları önemli kaynak Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesidir. Namaz emrediliyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de ve akimus salate ve atuz zekate buyuruluyor. Yani namazı kılınız ve zekatı veriniz. Ama namazın nasıl kılınacağı, zekatın hangi ölçüler dairesinde verileceği hususu bildirilmemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bu husus veciz olarak ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde sallu kema ra'eytumuni usalli buyurarak ben nasıl kılıyorsam siz de namazı öyle kılın buyurarak kendi namaz kılışını bizim için ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde ortaya koymuşlar ve buna göre hareket etmemiz icap ettiğini bize hatırlatmışlardır. Ayet-i kerimede yine aynı şekilde zekat hususunda da Resulullah Efendimizin hadis-i şerifini nazara dikkate almak durumundayız. Ve ayet-i kerimede buyrulan ve atüz zekatı emrini Cenab-ı Peygamber Efendimiz mallarınızın 40'ta birini zekat olarak verin buyurmuşlardır. Bu emir nazara dikkate alınmadan zekatın nasıl verileceği elbette ki anlaşılamayacaktır. Resulullah Efendimiz yine hac konusunda Kur'an-ı Kerim'de gücü yeten kimselerin yoluna takat ve güç yetiren kimselerin Kabe-i Muazzama'yı
tavaf etmeleri, Beytullah'ı tavaf etmelerini emretmiştir. Hac vazifesi Kur'an-ı Kerim'de açık olarak bildirilmiştir. Bu hususta Peygamber Efendimiz'den "Huzu anni menasikekum." Hac vazifelerinizi benden alıp öğreniniz ve ona göre tatbik ediniz emriyle açığa kavuşmuştur. Bu suretle biz görüyoruz ki Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden sarf-ı nazar ederek, onları dikkate almadan, göz ardı ederek Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması sureti katiyede mümkün değildir. Hepimize Kur'an-ı Kerim'in hem mana hem de tatbikat olarak anlaşılmasında Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerinden azami derecede istifade eden İslam alimlerine uymak ve bu suretle onların yolunda bulunmak bahtiyarlığını niyaz ediyorum. Hoşça kalın efendim. Rabbimiz, unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme. Bizi bağışla, bizi esirge. Rabbimiz, bizi ateşten koru. Kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma. Şüphe yok ki sen asla sözünden dönmezsin. Senin her şeye gücün yeter. Amen.